Kılıçdaroğlu son 10 yıl içerisine baktığınız zaman karşı mahalleyle, yani muhafazakar, mütedeyin, Türk milliyetçilerin ya da milliyetçi ya da ülkücü olan tarafla aralardaki kopan köprüleri tadilat etmeye çalışıyordu. Ve bunu bazen başardı, bazen başaramadı. Aslında hedefi kendi sol cenahının oylarını arttırmanın derdindeydi ama sol üzerinden değil, daha merkezde farklılıklarla birlikte büyümek istiyordu. Bunun göstergesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile, yani MHP ile, Sayın Devlet Bahçeli ile bir işbirliği yaptı ve bir ittifak kurdu. Başarılı ya da başarısız olduğuna baktığımız zaman sonucun o kadar değil. Aslında bir köprülerin tadilat etmeye çalışan bir yapı vardı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şunu anlamıştı. Sadece kendisi tek başına iktidar olamıyordu. O yüzden bütünleşmesi, çoğalması gerekiyordu. Ayrışmadan çoğalması gerekiyordu. Türkiye'nin ana caddelerinde gitmesi gerekiyordu. Ara sokaklarına girmeden. 2015 sonrasında bu olmadığında İYİ Parti ortaya çıktı. İYİ Parti aslında önemli bir süreçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet üretme geleneğinden gelen bir ülke. Ve baktığınız zaman ülkenin yönetilmesinde milliyetçilik, muhafazakarcılık da, halkçılık gibi, Atatürkçülük bir laiklik de çok önemli. Yüzyıllarca bu şekilde devam etmiş. Baktığınız zaman buradaki İYİ Parti aradaki köprülerin tadilatında en önemli partiydi. Yani İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli siyasi partisi CHP'dir. Neden? Dünyanın en eski, Türkiye'nin en eski partisi. İYİ Parti ise 2. yüzyıla geçiş sürecinde Cumhuriyet'in değerlerinin korunmasında önemli bir rolde bulunuyordu. Ve İYİ Parti ortaya çıkmıştı. İYİ Parti artık o cenahla aralarındaki köprüleri kurmada önemli bir araçtı. Ve bu sürece baktığımız zaman bu yapıyı bir arada tutan önemli bir adresti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani sayısal değerlerinin önemi olmayan siyasi partilerin aslında o masada anlamlı bir şekilde olmalarıydı. Aynı zamanda kalkan görevi gösteriyordu. Bu kalkan göreviyle aslında büyüyorlardı. Ve bu yapının bir arada tutan önemli bir lideri vardı, Sayın Kılıçdaroğlu. Her zorlukta bir arada kalmaya çalışıyordu. Fakat Sayın Akşener'in hassasiyeti toplum tarafından kabul görmüyor muydu? Evet, görüyordu. Tüm anketlerde Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çok ön plana çıkabiliyordu. Ve nitekim bu süreçte bunların ismini söylemek istedi. Neden söylemek istedi? Çünkü İYİ Parti diğer siyasi partilere göre daha tedirgindi. Neden? Eğer ki kaybedilirse yok olurlardı, azalır ve biterlerdi. O yüzden hepsinden daha hassasiyet gösteriyordu. Ve aynı zamanda İYİ Parti'nin taraftarları, tabanı daha mobilize olan, daha koyu bir şekilde taraftar. O yüzden onlarla karşı karşıya gelmemek gerekiyordu. Ve iki lider çok önemli bir rol üstlendi. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Mansur Yavaş, özür dilerim, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ikisi talimat verdi partilerine. Sağduyulu olmalarında çağrıda bulundular ve nitekim bunu başarılı bir şekilde yürüttüler. Bu çok önemliydi. Demek ki sadece iktidar kriz yönetemiyor, kriz yönetiyor değil. Baktığınız zaman artık muhalefet de iktidar olmayı öğrenmiş bir durumda. Yani krizleri yönetebilecek bir boyuta geldi. Bu çok önemli. Eğer ki bu krizi yönetememiş olsalardı şu an çok farklı bir sürecin içerisinde olurduk. Ve bu çözümde Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nun olması, çözümün içerisinde olması çok anlamlı. Bugüne kadarki gelinen sürecin en anlamlı bir sürece geçmiştir. Şimdi baktığınız zaman seçimin kazanılması o kadar kolay değil. Depremden önce de zordu. Depremden sonra da bu sürecin zorluğunu bir araştırmacı olarak görüyorum. AKP'nin oyları öyle çok ciddi bir boyutta erimediğini ifade edebilirim. Ve bu süreçte proaktif kararlar alacaklar. Noel Baba gibi hediyeler dağıtacaktır seçmene. Seçmen duygusal manipülasyonla belli bir boyuta gelebilir. O yüzden önümüzdeki Yunanistan, HDP gibi başlıklar var. Bu süreçler neyi getirecek? Türkiye'deki bu seçimin kaderi Doğu Karadeniz ve aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin seçmeniyle mümkün olacak. Bu seçimde
sadece Kılıçdaroğlu'nun aday olması yetmez. Bugün bazı kamuoyu araştırmalarını gördüm. %56, %58 gibi oranlarla alıyoruz. Bu iş bitmiştir. Algısı kuruluyor ama iş o kadar kolay değil. Bu seçim bir önceki seçime göre daha zor bir seçim olacak. 8 lider Sayın Erdoğan'ın karşısında yer alacak. Eğer ki seçim kaybedilirse Erdoğan 8 lideri de yenmiş olacak. O yüzden gelecekleri için, gelecek siyasi hayatları açısından bu sınav hem memleket meselesi hem onların siyasi davası haline gelmiştir. O yüzden ben bu seçimde sağduyulu bir sürecin yönetilmesi çok önemli olduğunu ifade edebilirim. Ve büyük bir futbol takımı var ve bu takımı kuran Sayın Kılıçdaroğlu iyi bir teknik direktör olduğunu bu süreçte bize gösterdi. Son bir cümle şunu söyleyeyim. Buyurun. Eğer ki bu masa 6 lider Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır deyip çıksalardı, kamuoyunda biz Kılıçdaroğlu olmasın diye algıyı konuşuyor olacaktık. Bu süreç aslında Kılıçdaroğlu'nun çok müthiş bir PR'la, aslında toplum tarafından mağdur görüntüsüyle kamuoyu desteği aldı. Bu çok önemli. 1-0 önde başladı. Karşı tarafın, karşı mahallenin yani Cumhur İttifakı'nın şu an morali bozuk. Moral çok önemli. AKP'nin ve MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin teşkilatlarına baktığınız zaman hepsinin yorgun bir sürece geçtiğini görüyoruz. Bu krizi iyi bir sürece götürürlerse başarılı olacaktır Millet İttifakı.